kişi özel kanser tedavilerindeki verilerimiz şu anda daha son 4-5 yıla dayanıyor. Ancak ilk veriler şunu gösteriyor ki hekimin organ bazlı kemoterapilerine göre eğer doğru bir moleküler tümör board tarafından kanser biyologları, genetikçiler tarafından değerlendirildiğinde yaklaşık 3-4 kat hatta 5 kat daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama emin olun bu rakamlar bugünün rakamları. Önümüzdeki yıllarda her geçen yıl aradaki fark açılacak ve bir süre sonra biz sadece kişiselleştirilmiş kanser tedavilerini konuşacağız. Bugün genetik analizlerle biz kişiselleştirilmiş kanser tedavisi yapıyoruz. Yarın epigenomik yapının analizi, yine yarın proteomik datanın analizi, metabolizmasındaki değişimler, lipid yapısındaki değişimler, yani nasıl bir yeri analiz edip ondan sonra karar veriyorsunuz, nasıl bir binayı dikerken zemin etüdü yapıyorsunuz. Kanserde de bu şekilde. Önce kanserli hücrenin analizi çevresiyle, kendi iç biyolojik yapısıyla, protein yapısıyla yapıldıktan sonra karar verilecek. Bugün bile çok ilerlemeler var ve şu anda son 10 yıldır sadece ve sadece hedefe yönelik ilaçlar geliştirilmekte ve gelecekte burada. Eğer immünoterapi yapılacaksa, bir akıllı ilaç tedavisi yapılacaksa veya bunlar bir arada yapılacaksa veya bir şekilde buraya kemoterapi de eklemeyi düşünüyorsanız mutlaka önce tümör biyolojisini ortaya koymalı, tedaviyi o kişiye özel dizayn etmeli, ondan sonra tedaviye başlamalısınız.